Ada pek korunaksız görünüyor Philip. Türkler donanmayla beraber bütün gemilerini Batı Akdeniz'e göndermiş herhalde. Ama burayı böyle savunmasız, sahipsiz bırakmış da olamazlar. Yani koylara sakladıkları tekneleri her an bir kayalığın arkasından çıkıverir mi diyorsun? Bilmiyorum. Bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey varsa beni yetiştiren Şövalye Antonio Dabusso'nun Sultan Mehmet'le ilgili sözleri. Osmanlı Sultanı'nın ne yapacağını kestirmenin pek de kolay olmadığını söylemişti. Bak bunda haklı. İstanbul'u fethedebileceğine hiç kimse ihtimal vermemişti mesela. Orada burada Osmanlı Sultanı'nın buna cesaret edemeyeceğini söylüyorlardı. Dahası ordusunun gücü de buna yetmez sanıyorlardı. Orada burada derken? Yani konsül toplantılarında, meclis toplantılarında demek istiyorum canım. Anla işte. Her neyse, ne diyorduk? Bu bir tuzak da olabilir efendim. Biraz uzaklaşalım. Bırakalım gittiğimizi sansınlar. Gece bir sandalı sessizce adaya gönderelim. Biz koyları kolaçan ederken onlar da adayı ve kaleyi kontrol etsinler diyorum. 3-5 gün sonra... O kadar bekleyemem. 3 gündür etrafta yeterince dolaştık. Adadan bizi mutlaka gören birileri olmuştur. Haber salıp yardım istemiş olabilirler. Siz bilirsiniz. Güzel. O halde işimize bakalım. Sabah erkenden rüzgarı arkamıza alırsak batıdan dolanıp ilerideki kayalıklara asker çıkartabiliriz. Ve askerler kaleye arkadan saldıracak. Biz de denizden burçları topa tutacağız. Biz değil Philip. Sen sabaha karşı kayalıklara çıkacak, askerlerin başında olacaksın. Ben bu planı riskli bulduğumu söylemeliyim efendim. Ama ben sana düşünceni sormadım Philip. Gel buraya havlama. Yerimizi belli edeceksin. Dur hele, ağır ol bakalım. Senden korktukları için kaçtıklarını sanma. Zaten bizi görmediler bile. Ama biz yine de şu buruna kadar gidip arkalarından bakalım. Sabaha karşı kürekçileri zorlarsak, yarım saat içerisinde biz de surların önüne geliriz. Hazır mısın Philip? Vardiya olmayacak mı efendim? Kürekçiler Kıbrıs'tan beri çok az dinlendiler. Rüzgardan yana şansımız yoktu biliyorsunuz. Ne yapalım? Bodrum'a uğramamış olsak Osmanlı donanmasının Batı Akdeniz'e gittiğini bilmiyor olacaktık. Şimdi tam sırası. Sadece 3 gemiyle mi? Üstelik Alanya Kalesi'ne baskın yaptığımızda barutumuzun çoğunu harcadık. Kürekçileri sabaha kadar dinlendir. Yarın ambardaki köleleri de küreklere yerleştirirsek güneş doğarken top ateşine başlayabilecek mesafeye ulaşırız. Hadi artık görevine dön. Sancak alabanda! Koyu dönüp bekleyeceğiz. Kimse yok. İshak abiyle Ali nerede? Onlar çarşıya çömlek götürdü. Ancak akşama gelirler. O zamana kadar da biz işimizi bitiririz. Hızır abi, ne yapacağız söylesene. Onları korkutacağız. Öyle mi? Peki ama nasıl korkutacağız? Oho, hiç merak etme. Çok korkacaklar, çok. Sen burada bekle. Anam gelirse haber ver. Hasan sen benimle gel. Hı hı. Merdiven altındaki baktaşlardan ikisini buraya getir. Şimdi oldu.
Artık gidelim de anam kızmadan temizlenip sofraya oturalım. Bunları ne yapacağız? Hani o uzak adadan gelenleri korkutacaktı. Öyle yapacağız. Ama sakın kimseye bir şey deme, olur mu? Ben ne yapacağımızı zaten anlamadım ki. Kime ne diyeyim? Akşam oluyor. Benim artık gitmem lazım. Hah. Burada mısınız? Hadi yemek neredeyse hazır. Tamam ana. Yıkanıp geliyoruz. Hızır. Gelirken bir kovada su getiriver oğlum. Hadi sen git. Hı hı. Sakın söylediklerimi unutma. Geçte kalma. Filip, sandallar hazır mı? Şafak sökmeden 3 sandal karaya çıkacak. Ve hiçbir aksilik istemiyorum. Her şey hazır efendim. Bu onları çok şaşırtacak. Unutma Filip, tepenin arkasından kaleye ulaşmanız için çok vakit yok. Ufukta gemimizi gördükten sonra az bekleyeceğiz, sonra saldıracağız. Evet, aynen öyle. Sultan Mehmet'in donanması Akdeniz'de hayal kırıklığına uğrayacak. Abi, gidiyor muyuz? Sen gelmiyorsun. Ama abi, öyle dememiştin. Tamam, gel o zaman. Hadi İlyas, acele et. Ay kayboluyor. Bitti abi, bitti. Uf, ama çok terledim. Susadım da. Su içseydik bari. Sırası mı şimdi? Daha işimiz var. Hem sessiz olun biraz. Hadi gidelim. Hızır. Abi, vallahi. Ağır ol Hızır. Kızmadım. Ama nasıl bildin? Bilmiyordum. Tahmin ettim. Ahırın yanına sakladıklarınızı görünce... Esastan kızmadın mı bize? Kızdım ama koyun arkasındaki Rodos gemilerini görünce... Uzaklaştılar ama gitmediler. Yani hala oradalar mı? Bütün akşamüstü gitmediklerine göre hala oradalar. O zaman anladık ki bir plan yapıyorlar. Eyvah! Ne olacak şimdi? Kaçacak mıyız? Kaçmayacağız tabii ki. Olur mu öyle şey? Abi sonra ne yaptınız? Gidip kale komutanına haber mi verdiniz? Tabii ki haber verdik. Ama şimdi işimize bakalım. Hemen kumsala gidelim. Hızır, al şu çuvalı. Of, hakikaten iğrenç kokuyor. Tabii iğrenç kokacak. Tez Eko, çuvalı sırtına alırsan burnuna o kadar koku gelmez. Sırtıma mı alacağım bunu? İpe bağlayıp şuradan sarkıtsak... Yoksa gece ahırda yatmışım gibi kokacağım. İyi fikir. Öyle yapalım o zaman. Şimdi kusacağım ha. Ben de. İnşallah Rodosluların da karnı ağrır kusar. Merak etme. Kokudan afallayacakları kesin. Şaşkına dönecekler. Ne yapacaklarını bilemeyecekler. Değil mi Oruç abi? Peki ama Oruç abi, onların karaya buradan çıkacağını nereden biliyoruz? Biraz kafaları çalışıyorsa kaleye arkadan asker sokmak isteyecekler. Doğru dersin. Adanın etrafını dolaştılar. Hadi bakalım, oturmak yok. Daha işimiz bitmedi. Daha ne yapabiliriz ki? Ben şu ayakkabılarımı temizleyeyim. Sonra temizlersin. İlyas'la şu kayanın tepesine çıkın, kendinizi göstermeyin. Eğer bir sandal, tekne artık ne görürsen koşup bize haber ver. Hasan da kalıp gözetlemeye devam etsin. Ha, bunları da unutmayın. Bir koku var. Sen de alıyor musun? Karadan geliyor efendim. Henüz bir şey seçilmiyor. Sahile yanaştıkça koku artıyor efendim. Ölü kokuyor. Bu ne acaba böyle? Bilmiyorum.
Leş gibi kokuyor. Acayip bir şeyler oluyor. Siz kayalıklara doğru yanaşın. Bakın bakalım neler oluyor. Sen yanına birini al, sahile çıkıyoruz. Suya mı gireceğiz? İstersen sana iskele kuralım ha? Çabuk ol. Ne diyorsam onu yap. Bu da nesi? Ne olmuş burada? Kayalara bakın. Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Aman tanrım. Taşlara bakın efendim. Taşlara bakın. Geri. Çabuk geri. Kürekleri asılın. Geri çekilmeliyiz. Tuzak. Tuzağa düştük. Kayalıklara çarptı. Dönemeyecek. Sallan sallıyor efendim. Batıyoruz! Başımıza taş yağıyor! Kesin sesinizi! Suyu boşaltın! Karaya çıkmamız lazım! Sandal batıyor! O da neydi? Kahretsin! Neler oluyor burada? Dedim işte, dedim! Acele edin! Çabuk gemiye dönelim. Oturun yerinize. Şövalye Philip nerede? Sen niye durdun? Sana emrediyorum. Yürümeye devam et. Efendim, orada bir şeyler oluyor. Burada da koku artıyor. Kötü bir koku. Sana devam et dedim. Ama ben hastalanmak istemiyorum. Öne geç. Korkak! Tanrı senin cezanı verecek. Bacağım! Kılıcım! Kılıcım! Kahretsin! Bacağım! Bacağım! Kırıldı galiba. Bana yardım et! Aman tanrım! Kolum! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Sersem koluma bastın! Tuzağa! Tuzağa düştük! Abi, başardık.